Bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Bunu alacaksınız, teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. İnşallah iktidar olduğumuzda ilkokuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eserdir. Medeni Bilgiler kitabını okudunuz mu? Dağıtıyor musunuz partinizde? Hayır, dağıtmıyoruz. Niye dağıtmıyorsunuz? Bu kitaplar, hayır, onlar dağıtılıyordur. Ben onu demiyorum. Yani biz parti olarak böyle bir hizmetimiz yok. Yani teşkilat onlarla ilgili şu an ne yaptığını bilmiyorum. Dağıtıyordur yani. Sayın Genel Başkan dağıtıyorsa dağıtıyordur. Bildiğim yok. Yani bildiğim varsa da demiyorum. İçeriğine hiç baktınız mı kitabı? Ben bir miktar baktım. Dilerseniz okuyayım. Yani Muhammed'in kurduğu din bütün ulusalların ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. İslam dininin bütün ulusallıkların üstüne yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayandığını belirten bu kitapta şu ifadede yer alıyor. Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunluydular. Ve Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerin sulandığı ifade ediliyor kitapta. Katılıyor musunuz? Abi ben buna asla katılmıyorum. Buna Sayın Genel Başkan da katılmıyor. 12 yaşındaki bir çocuk şu ifadeleri okursa, yani bu onun daha vatansever, yani daha bu kitabın, dinine, bu, diyanetine, vatanına, bakın, şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet edersiniz? Elbette ki hizmet etmez. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Elbette ki hizmet etmez. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Bu dediğiniz ifadelere bugün Türkiye'de 84 milyonun katılması mümkün değil. Ama milyonlarca gence dağıtılması mümkün. Genel bir kabul böyle. İktidar olduğumuzda ilkokuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eserdir.